Çok programımızdaki seçim araçlarımızı tanıyalım. Resmin tamamı yerine bir kısmında değişiklik yapılacaksa, değişiklik yapılacak olan bölge seçilir. Yapılan değişiklikler sadece seçilmiş olan bölgeye uygulanır. Resmin tamamı yerine bir kısmında değişiklik yapılacaksa, değişiklik yapılacak olan bölge seçilir. Yapılan değişiklikler sadece seçilmiş olan bölgeye uygulanır. Ayrıca resim tamamı yerine resimdeki belli bölgeler veya nesneleri resimden ayırıp almak için seçim yapmak gerekecektir. Seçimler yapılarak seçim alanları oluşturulabilir ve renklerle doldurularak piksel tabanlı nesneler oluşturabilirsiniz. Bu yöntem özellikle web için düğmeler oluştururken çok sık kullanılır. Photoshop'ta grafik kullanmak yerine vektör çizim araçları ve seçimler kullanarak piksel tabanlı nesneler oluşturabilirsiniz. Rectangular Marquee aracı ile dikdörtgen şeklinde seçim alanları oluşturabilirsiniz. Bunun için Rectangular Marquee aracına tıklıyorum. Ve belirli bir bölgeyi seçim alanı haline getiriyorum. Seçim alanı haline getirmiş olduğum bölge noktalı bir şekilde yanıp sönmekte. Mevcut alanıma istediğim özelliği uygulayabilirim. Klavyemden Delete tuşuna bastığımda mevcut alanı silmiş bulunmaktayım. Aynı şekilde fırça aracını elime aldığımda mevcut alanın içerisini boyamaktayım. Unutmamamız gereken bir nokta, taralı alanlarla belirtilmiş bu seçim alanlarının dışına hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğimizdir. Yapacağımız işlemler ancak ve ancak bu seçili alanlar içerisinde uygulanmaktadır. Mevcut alanların haricinde dış seçim yapmak istiyorsak, seçim aracını elimize alır, Select menüsünden Inverse seçeneğine tıklarız. Bu durumda mevcut alan dışındaki diğer alanlar seçilmiş olur. Delete tuşuna bastığımızda dış seçim yapmış olduğumuz için iç tarafa karışılmamış, sadece dış taraf silinmiş olur. Aynı şekilde fırça aracını elime aldığımda ancak ve ancak dış seçim alanı boyanmaktadır. Seçim alanlarından kurtulmak için Select menüsünden Deselect menüsüne tıklamamız gerekecektir. Bu özelliğimizin kısa yolu Ctrl-D kombinasyonudur. Geometrik seçim araçlarımızdan bir diğeri ise Elliptical Marquee aracıdır. Bu araç elips şeklinde seçim alanları oluşturmaya yarar. Çalışma mantığı fareyle tıklayıp çapraz sürükleyerek elips şeklinde bir alan oluşturabilirsiniz. Elipsin içine kalan alan seçilmiş olur. Lasso aracı ile bir alanın etrafında serbest çizimle bir seçim alanı oluşturabilirsiniz. Fare sol tuşuna basılı tutarak serbest şekilde sürükleyip seçim alanları oluşturabilirsiniz. Poligonal lasso aracı bir alanın etrafında düz çizgiler çizerek seçim alanı oluşturmaya yarar. Fare ile tıklayıp seçim alanını başlatın. Daha sonra düz bir çizgi oluşturacak şekilde alanın bir başka noktasına tıklayın. Bu şekilde tıklayarak seçim alanınızı oluşturun. Magnetik lasso aracı. Bir alanın kenarına yapışan bir çizim alanı oluşturabilirsiniz. Seçmek istediğiniz alanın bir noktasına tıklayın. Fare tuşlarına basmadan fareyi hareket ettirerek çizim alanını belirleyin. Tıkladığınız alana ulaşınca yeniden fare sol tuşuna tıklayın. Quick Selection aracı. Quick Selection aracını kullanarak renk tabanlı hızlı seçimler yapabilirsiniz. Resimdeki komşu piksellerin renk benzerliğine göre nesne seçimi yapılır. Çalışma mantığı seçmek istediğiniz bir nesneye fareyle tıklamanız yeterli olacaktır.
Basılı tuttuğunuz müddetçe benzer renkler kümelendirilmiş olacak. Magic Wand aracını kullanarak renk tabanlı seçimler yapabilirsiniz. Resimdeki komşu piksellerin renk benzerliğine göre seçim yapmasını sağlar. Seçmek istediğiniz bir renge fare ile tıklamanız yeterli olacaktır. Benzer renklerin kümelendiğini göreceksiniz.